PetroTürk TV'den herkese merhaba, ben Beyza Erdoğan. Sektörden haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başbakan İraklı Kubaizade ile bir araya geldi. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı arasında enerji alanında işbirliği mutabakat zaptı imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çin'le enerji alanında işbirliği olanaklarını ele almak üzere ülkenin başkenti Pekin'i ziyaret etti. Ziyarette Türkiye ile Çin arasında enerji dönüşümü alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabardağ bölgesinde Şehit Esma Çevik 22 nolu petrol üretim istasyonunda petrol ve doğalgaz mühendisliği bölümlerinde eğitim gören 19 gençle bir araya geldi. Bakan Bayraktar, bölgedeki petrol üretimine ilişkin ise Haziran ayında 50 bin varil ara hedefin gerçekleştirileceğini belirtti. Dünya Bankası ve Türkiye, yenilenebilir enerji kullanımını artırma çabalarını destekleyecek 1 milyar dolarlık program için anlaşma imzaladı. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, söz konusu programın ulusal enerji planını destekleme hedefi doğrultusunda Türkiye'nin dağıtık güneş enerjisi piyasasının kurularak genişletilmesine ve bir batarya depolama programının pilot uygulamasının gerçekleştirilmesine yardımcı olması bekleniyor. EPDK Kurul Üyesi Ahmet Çağrı Çiçek, Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği Yönetim Kurulu üyeliğine 3. kez seçildi. EPDK'dan yapılan yazılı açıklamada, ERRA'nın 47 üyesi bulunduğu ve EPDK'nın birliğin yönetim kurulunda uzun süredir yer aldığı kaydedildi. OPET, Antalya'daki Silyon Antik Kenti'ni Türkiye'nin kültürel mirasına kazandırmak hedefiyle kazı çalışmalarına destek olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla protokole imza attı. Kentteki kazı çalışmaları 40 kişilik bir ekip tarafından yürütülüyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun farklılaştırılmış akaryakıt ürünlerinin istasyonlarda aynı fiyata satılmasına ilişkin kurul kararı yürürlüğe girdi. Bu kapsamda 13 bin bayide 15 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla fiyatlar güncellendi. Karara göre akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıt için fiyat farkı uygulanamayacak. Öte yandan dağıtıcı lisans sahiplerinin farklılaştırılmış akaryakıt satışına devam edebileceği ancak bu özelliklerin fiyatı değiştirmeyeceği belirtildi. Haftanın gündeminden önemli başlıkları aktardık. Enerji sektöründen bilgi almak için Enerjinin Haber Merkezi PetroTürk TV'yi takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.